Herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine tabii ki sizlere özel ve yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet, bugünkü sorumuz: biz bittik mi? Biz tamamen bittik mi diyeceğiz? Kolektif enerjimi, niyetimi alacağım. Bakalım kolektif enerjimin aklındaki kişiyle siz ama ilişki olarak, ama duygu olarak, ama maddesel ya da manen her türlü yani ten olarak da her şekilde bittiniz mi gerçekten? Bir bakalım. Aa, bak şu an siz de kararsız kalmışsınız. Kafanızda mahkeme yapıyorsunuz. Evet. Evet canım kolektifim. Hemen niyetinizi aldım. Kartlarımı her zaman olduğu gibi sizlere niyetledim. Sizler de odaklanın, rezone olun. Tabii ki önce can, sonra canan. Kendinizi ve aklınızda o bittik mi, bitmedik mi diye merak ettiğiniz kişi kimse, onun niyetinizi alın. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Kendi hikayenize, kendi hayatınıza uyan kısımları lütfen sevgiyle alın ve kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattımdan ve videolarımın altında var zaten, bana yazarak ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın da, Instagram'ın özellikle Instagram hesabımın da takibini sağlarsanız ayrıca beni mutlu edersiniz. Çünkü Instagram hesabımda da burada olmayan şeyler var. Burada olmayanlar da işte Instagram'da takip edebilirsiniz sonuç itibariyle. Ve eğer denk geldiyseniz de böyle tesadüfen lütfen kanalıma abone olarak alma verme dengemizi sağlayarak, hani öyle tesadüfen gelmiş olabilirsiniz tabii ki. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Ve tabii ki abone olarak bildirimleri de açarsanız hem alma verme dengemizi sağlarsınız, hem de bizim enerjimizin içine dahil olmuş olursunuz. Şimdi, evet, niyetlerimizi aldık. Bakalım aklımdaki kişiyle biz bittik mi sorusuna ne gibi yanıtlar gelecekmiş? Bir bakalım kartlarımızdan hemen. Bu arada kartlarımı çekerken de sizler odaklanabilirsiniz. Yine rezone olarak niyetleriniz ve dileklerinizi enerji olarak gönderebilirsiniz kartlarıma. Evet, bakalım gelen mesajlar neler olacakmış. Evet, şöyle bakalım. Evet, kartlarımızı seçtim. Şimdi canım gönül dostlarım, hazır mısınız? Hemen ilk kartlarımızdan başlıyorum. Bakalım ilk destemizden gelen mesajlar ne olacak? Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi bakın, öncelikle niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Aslında sizinle ilgili kafasında belirlediği bir sürü şey var. Ama ve lakin şu an için korkuları yüzünden bunları erteliyor. Yani bu korkular, belki şu an aşamadığı bir şeyler var. Ama kendi hayatında, ama sizin hayatınızda. Bunları aştıktan sonra şu an ben stabilim. Evet, hareket etmiyorum ama sen benim kafamda belirlisin. Maalesef şu an bazı korkularım var. Bu yüzden sana gelmeyi ya da seninle birlikte olmayı erteliyorum ya da öteliyorum diyor.
Burada her ne olursa olsun, bakın her ne olursa olsun, sizin de aklınızdaki kişiyi sadakatle beklediğiniz ve aynı sadakati de onda görmek ya da duymak istediğinizi veriyor kartlarım. Ki zaman zaman aklınızda, kalbinizde bazı hainlik ya da ihanet şüpheleri yaşasanız da aynı şüpheleri aklınızdaki kişinin de yaşadığını söyleyebilirim. Bakın, beşli bir zamandan beri zaten, yani bu videoyu izlediğiniz geçtiğimiz beşli zamana gidin. 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay, beşli biter ya da 5 günde olabilir. Bu zaman dilimi içerisinden beri zaten niyet ettiğiniz kişiyle dargınlık, kırgınlık ya da ilişki uzun zamandan beri geliyordur da son zamanlarda bir düzensizliğe dönüşmüştür. İşte bir var bir yok, bir dargın bir barışık, bir gelen bir giden, bir türlü netleşemeyen, belki de size sıkıntı veren bir ilişki haline dönüşmüş olabilir diyor kartlarım. Ama ve lakin burada diyor ki zaten sizin fiziksel ya da psikolojik bu durumla bağlantılı gerçekten çok üzüldüğünüzü, belki sağlık problemleri bile yaşadığınızı, ama ve lakin bakın burada sürprizlere açık olmanız gerektiğini, çünkü niyet ettiğiniz kişinin aklında ve hedefinde ve düşüncelerinde olduğunuzu ve sizinle bağlantılı da bir harekete geçeceğini söylüyor. Ay bakar mısınız? İlk gelen kart. Katina destesinden ilk gelen kart mektup. Bakın harekete geçecek dedik. Yani siz tamamen bitmemişsiniz. Alın buyurun. Uzak mesafelerden. Ama şehir, ama ülke, aranızda ne varsa ya da aynı yerdesiniz de araya mesafe koymuştur. Size gelecek bir haber var ve özlem sözleriyle, kavuşma arzusuyla, ay ne kadar güzel geldi bakar mısınız? İki yarım kalp kavuşuyor. Ay muhteşem, muhteşem, ama maşallah diyelim. İnşallah hepsi öyle gider. Evet, kalpler birleşiyor. İki yarım kalp tamamlanacak. Gerçek bir sevgi ve bakar mısınız? Bu ilişkiyi şifalandıracaksınız, daha da kökleneceksiniz. Belki de bu ayrılık her iki taraf için de muhtemelen yaşanılması gereken ya da bu mesafeler her iki taraf için de ders alınması gereken bir şeyleri yaşatmış ki, çünkü burada her türlü birleşmeyi kartlar verirken diyor ki karşınıza gelecek niyet ettiğiniz kişi romantik ve tutkulu bir aşık. Belki flörtöz bir yapısı olabilir. Belki ondan kaynaklı da siz ihanet ya da hainlik ettiğini size düşünüyor olabilirsiniz. Ama eğer gerçekten aşık olursa da çok sadakatli bir aşık olarak verildiği gibi burada sizde dengeyi sağlamanızın önemli olduğunu söylüyor kartlarım. Çünkü eğer o duygusal yoğunlukla dengesizce hareketler içerisinde bulunursanız, ay tamam öldük bittik biz, bitti tamam ayrıldık her şey bitti kafasına ya da modunda olursanız sizi ruhsal olarak çökertir diyor kartlar ve diyor ki akışta kal, şu an bu konuyla ilgili bir önlem al, akışta kal. Bak belki de bu konuda bir haksızlığa uğradın, bak haksızlığa uğradın diyor. Belki bir vicdan azabı da çekiyor olabilirsin ya da karşındaki çekiyor olabilir. Ama burada iç huzurunu sağlaman seni çok etkileyecek diyor kartlar. O yüzden özellikle size gelen bir mesaj. Burada çok bittiğini düşünüyorsunuz. Çünkü bakın buradaki şu kart da aynı şekilde. Hani karşınızdaki kişinin otoriter, kuralcı bir yapısı olduğu ve biraz flörtöz ve çapkın bir insan olduğunu söylüyor. Burada eril olarak geldi ama tabii beni izleyen eril takipçilerim olduğu için kolektifte olduğumuzdan ben bunu dişil olarak da yormak istiyorum. Karşınızda gerçekten flörtöz bir erkek ya da flörtöz bir kadın var. Bu yüzden de hani biraz otoritesi de var sizin üzerinizde. Muhtemelen
sizin ona olan sevginizi ve aşkınızı çok emin kabullenmiş durumda olduğu için de belki de burada hani her ne olursa olsun aslında sen de benim hayatımda varsın, ben seni unutmadım, biz seninle daha bitmedik mesajıyla geliyor. Şimdi burada az önce söylediğim gibi bakın biraz akışa bırakın diyor, bak akışta kal diyor, çok kafana takma bir şeyleri, çünkü burada bak bir şeyleri bir bekle, bak bir çıkış yolu var, acele karar verme, ani çıkış yapma, öfkeni kontrol et, dur bir sakin ol diyoruz ya, dur bir sakin ol bakalım. Şimdi burada az önce dediğim gibi böyle bittiği ettiği gittiği modunda olma lütfen canım kolektifim, çünkü bu enerji hakim şu an sende, sakın böyle düşünme, bir sakin ol, bir çıkış yolu var, bir süre hayatı bu ilişkiyi bir askıya al bakalım, bir süre bekle, ancak kendine kendin yardım edebilirsin, sen kendini iyileştirebilirsin, bunu sakın unutma. Hatta bak bir şeyleri daha iyi anlayabilmen için, daha iyi görebilmen için bir uzaklaş olaylardan, insanlardan, şöyle bir kendini geri çek, şöyle bir karşıdan dışarıdan seyret bakalım bir olayları ve bakar mısın zaten güneş kartı geldi, yani bu ilişki bitmemiş, bak bu belirsizlikler ortadan kalkacak, aydınlanma var, sıcaklık var, yakınlaşma var. Her türlü bak sürpriz haberler, sürprizlere açık ol demiştim. Al buyur. Sürpriz haberler, güzel gelişmeler, şanslı fırsatlar seni bekliyor bu konuyla ilgili. Sadece burada maalesef etrafında belki bu ilişkiyi bilen ya da onaylamayan kişi ya da kişilerle bağlantılı gizli ve sinsi düşmanların var ise, ha bunlar yok ise de kendi içindeki vesveselerden, kendi içindeki o saplantı ve takıntılı ruh halinden uzaklaş. Çünkü burada eğer bu şekilde devam edersen, ki bak burada sağlıkla da geldin, sağlık sorunları da yaşayabilirsin. Burada belki bir şeyler yavaş ilerliyor olabilir. Evet ayrıyız, şu an biz tamamen bittik modunda olmanı belki tetikleyen, yavaş ilerleyen bir sürecin içerisinde olabilirsin. Ama burada sadece bekle, çünkü bu ilişkide bir istikrarın sağlanması için demek ki bu süreç gerekli diyor sana kartlarım. Ve şimdi ondan gelen mesajlarla bir devam edelim. Bak ne diyor aklındaki kişi, şu an bittik mi diye sorduğun kişi diyor ki sana, aslında biz birbirimiz olmadan boşluktayız ve şu anda diyor kalbimizin sesine diyor kulak vermemiz gerekiyor. Belki diyor kalbimizin sesine kulak verdiğimiz için diyor daha bir arada olabilmemiz, sonsuz bir ilişkiyle devam edebilmemiz gerekecek diyor. Kalbimizin sesine kulak verirsek demek ki biraz daha niyet ettiğiniz kişi akıl, şuur, mantıkla hareket etmiş. Yani kalbinden ziyade. Ama burada öyle bir şey var ki eğer ayrı şehirdeyseniz sizin yanınıza gelmek ya da aynı şehirdeyseniz de sizinle aynı nefesi soluduğu için artık böyle bu özleminin arttığını söylerken ve bakın biz tamamen bittik mi sorusuna aklınızdaki kişi diyor ki biz birbirimize aşkla kavuştuğumuz gün ikimizin de yeniden doğduğu gün olacak diyor. Belki bunu sen düşünüyorsun ki seninle aynı düşünceye sahip aklındaki kişi, evet yokluğunda gerçekten çok bunalmış, çok sensizliğin farkına varmış niyet ettiğin kişi ve en çok burada diyor ki biz ilahi plan tarafından da destekleniyoruz. Yani şu an tamamen bittik mi diye sorduğun kişi belki senin bir ruh eşin, belki senin ikiz alevin. Bu yüzden kaynaklı da az önce dediğim gibi belki de bu ayrılık ilahi plan tarafından yaşatılması gerekiyordu size. Belki birbirinizin kıymetini anlamak, belki özellikle niyet ettiğin kişinin tarafından kıymetinin ve değerinin bilineceği bir sürecin içine girdiğini de söyleyebilirim. Ve burada her türlü
burada bu aşkla bağlantılı biz evet çok üzüntü yaşadık, belki sıkıntılar yaşadık, üzüldük ama bu aşk sonuç itibariyle çünkü bende de var. Ben her ne kadar flörtöz bir yapıya da sahip olsam senden vazgeçemiyorum. Demek ki sizin belki de tavırlarınızdan da belki bu yapıya da sahip olmuş olabilir. Yani baskıcı ya da otoriter tavrından belki kendisini dışarıya da atmış bir insan olabilir. Burada diyor ki bu aşk bize ama eni ama sonu bir şifa olarak dönecek diyor. Yani belasılı kelam canım gönül dostlarım buradaki kartların mesajlarına göre siz daha bitmemişsiniz. Burada kesinlikle ve kesinlikle kolektif enerjimin niyet ettiği kişi de bitiş vermedi kartlar. Gelen mesajlarda bu şekildeydi. Evet. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.